Siyaset başlığında ciddi konuşalım o zaman. Siyaseti de ciddi bir şekilde mi yapıyorlar acaba? Olması gerektiği gibi siyaset dediğinizde bir adabı, duruşu, omurgalı yapısı olur siyasetin, canım dediğiniz noktada mı yapıyorlar acaba? Yoksa dün dündür, bugün bugündür, siyasette 24 saat çok uzundur, dün söylediğimi unuturum, köprünün altından çok sular aktı, bugün de sıra bizde diyerek mi siyaset yapıyorlar? Onu da konuşmak lazım. Bu fotoğraf konuşuluyor efendim. Akşener'in saray ziyareti. Yani saraya karşı, Erdoğan'a karşı söylemleri, hesap sormazsam namussuzum ifadeleri hatırlatılıyor. Erdoğan'ın çağrılarına tepkileri hatırlatılıyor Akşener'in ve bu ziyaret Türkiye'nin gündeminde, İYİ Parti içerisinde de çok tartışılıyor. Bu ziyaretin detaylarına, yansımalarına ciddiyetle bakmaya devam edeceğiz. Bu fotoğraftan bizim haberimiz yok. Yani bu fotoğrafın çekildiği anla ilgili bizim hiçbir bilgimiz yok. İYİ Parti'nin kurumsal duruşu her zaman netlik üzerine olduğu için bu netliği de aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve Sayın Akşener'den bu görüşmenin içeriğinin detaylarını kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Aslında bugünkü fotoğraf, yani bizim 2 gün önce, 3 gün önce gördüğümüz fotoğraf 1 yıl önce oluşmuş olan bir fotoğraftı. Beştepe'de sürpriz zirve İYİ Parti'de tansiyonu yükseltti. Meral Akşener'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin parti yönetimi tarafından bilinmemesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Burak Akburak, Meral Akşener adına bütün bu soruları yanıtladı. Akşener'e yakın isim İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelmediğini fakat geldiği takdirde değerlendirilebileceğini söyledi. Acaba Meral Akşener'e Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı mı teklif edildi? Hayır, böyle bu görüşmede böyle bir teklif söz konusu değil. Ama Burak Akburak şunu söylüyor: devleti ve milleti için kafa yormaya devam edecek. Peki böyle bir teklif gelirse kabul eder mi diye sordum. Burak Akburak'ın yanıtı da şu oldu: bakılır, değerlendirilir. Tabii ki değerlendirebilir. Sonuçta bir teklif gelse de başka bir kanaldan siz de değerlendirirsiniz dedi. Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretine tepki gösteren İYİ Partililer genel başkanlık koltuğunda Müsavat Dervişoğlu olduğunu hatırlattı. Partinin bir kurumsal kimliği vardır. Yeni bir lideri vardır, yeni bir yol haritası vardır. Ama böyle bir süreçte ortaya çıkan bu tablo bizi rahatsız etmiştir. Erdoğan'a masumiyet vermek suretiyle tasfiye edemediği ilk siyasetçiydi Türkiye'de. Ama son 1 yıldır ne yazık ki Akşener vazgeçti ve Akşener bugün o fotoğrafı vererek aslında teslim olduğunu ortaya koydu. Kulislerdeki iddialara göre ise gelecek hafta 4 ya da 5 İYİ Parti milletvekili partisinden istifa edip AKP saflarına katılacak. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Akşener'in adaylığına karşı masadan kalktığı isim Kemal Kılıçdaroğlu. Akşener Erdoğan görüşmesini değerlendirdi. Etik değil dedi. Akşener'in böyle bir görüşmeyi niçin yaptığını emin olun bilmiyorum. Böyle bir görüşme hem parti ahlakına uymaz hem de aykırıdır. Çünkü uzun yıllar bir partinin genel başkanlığını yapmış birisinin partisini devre dışı bırakarak Erdoğan'la görüşmesi etik değildir. Kılıçdaroğlu, Akşener Erdoğan'ın talebi üzerine görüştüyse güce teslim olmuştur. Burada kamuoyunu aydınlatması gereken Akşener'dir dedi. Akşener'in özel kalemi Esma Bekar da talebin Erdoğan'dan geldiğini söyledi. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Şimdilik hepimiz evlerimize gidiyoruz. Siyaset efendim, yani şimdi Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelirse düşünülebilir, olabilir. Belki de ya iyi de o zaman niye bu kadar kavga, dövüş, mücadele, masa kurma, masadan kalkma, geri gelme? 5 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı yetmez, 2 tane daha alalım yanına, 7 olsun. O görüntüyü şöyle Türkiye kamuoyunun gündemine adeta nakşetme. Yani siz bir noktada kamuoyuna diyorsunuz ki hani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı ama tek başına yönetemez. 5 partinin de genel başkanı var, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ya onlar da yardım edemez, onlar da yönetemez. 2 de belediye başkanını getirdik. Ya kahveden de adam çağırsaydınız der kamuoyu. Adeta bu görüntüyü niye verdirdiniz o zaman? Bu mücadeleyi yapmasaydınız, çağrılar olmuştu size Cumhur İttifakı'ndan. bizzat Sayın Erdoğan'dan, bizzat Sayın Bahçeli'den evine dön çağrıları olmuştu. Eğer ki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı kabul edilebilir diye bir şekilde değerlendiriyorsanız, ya bu kadar niye yordunuz milleti? Giderdiniz oraya, Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ilgili olarak neyse beklenti olacak olan o olurdu. Bu tarafta da bu %48, %49'luk kitle en azından derdi ki tamam, o orada, biz buradayız kardeşim. Siz topluma öyle karşısına çıkıp bir şeyler söylediniz, bağırdınız, en sert muhalefeti ben yaparım dediniz, gözyaşı döktünüz. Bugün şu konuşuluyor: Erdoğan'ın yardımcılık teklifi oldu mu olmadı mı? Olursa ne olur? Kabul edebilir. Niye o zaman bu kadar yoruldunuz, yordunuz? Hiç gereği yoktu. Giderdiniz orada pozisyon alırdınız. Tamam. Biterdi. Millete yazık. Bakın, millete yazık. Başka bir şey değil. Toplum bir umutla yola çıkıyor. Sonra o umutla ilgili bir şeyler farklı fotoğrafla karşısına çıkınca millet diyor ki bu nasıl iş ya? Dün konuştuk bu nasıl iş diye. Bu nasıl iş? Önceliğim dediğinde siyasinin önceliği kendi siyasi ikbali mi, siyasi çıkarları mı, yanının yöresinin bir yerlere yükselmesi mi, huzur haklarıyla yönetim kurulu üyelikleriyle 8-10 maaş alması mı öncelik, yoksa millet mi? Siyaset kimin için yapılır? Kendiniz için mi siyaset yapıyorsunuz? Cevabı verdik aslına bakarsanız. Efendim şöyle bir devam edelim. Hüzünlü, karamsar yaşamaya öyle alıştırdılar, öyle alışmışız ki sevimsiz haberleri değişik ve hoş bir yorumla bile beğenmez olduk diyor efendim Gülümser Hanım. Teşekkür ederiz. Onlar istedikleri gibi yaşamamız için ne demiş efendim? Menşeili araçlara orantısız vergi. Çin'den gelen araçlara biliyorsunuz birden küt diye vergi geldi. Baktılar ki Çin araçları, Çin'de üretilen araçlar piyasaya hakim oluyor. Öyle olmaz. Ya Mehmet, bir şey yapmamız lazım denildi. Hop, ÖTV geliverdi, %40 gibi bir ÖTV söz konusu oldu. Ona işaret etmiş Mehmet Bey. İzahı yoksa mizahı var. Gülmek en güçlü direniştir. Evet, gülmek en devrimci eylemdir. Bunu unutmuyoruz zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlar için önceliğim başlığıyla konuşacağız. Peki şöyle devam edelim siyaset gündemiyle. Örneğin Erdoğan'ın CHP'ye yönelik mesajları var. Yani diyor ki Sayın Erdoğan, bakın çok dikkat çekici. Seçimi kazanmak için, milletimize yalan söylemedik. Hani muhalefete bir gönderme bu. 3 ay öncesinde vaat dağıttılar. Vaat üstüne vaat dağıttılar. Şimdi ne yapıyorlar? Biz hiçbir zaman milletimize